Merhaba arkadaşlar. While döngüsü ile devam edelim. While döngüsü koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlamak için kullandığımız bir döngü çeşidi. Koşul true ise döngüye girer. False ise döngüye girmez. Şimdi sayfamızın aşağısına inelim. Döngümüz aşağıda. Evet döngümüz burada arkadaşlar. While döngüsüne baktığımızda while döngüsünün arkadaşlar iki tane kullanım biçimi mevcut. Biri while bir diğeri ise do while. While ile başlayalım. İlk önce küçük harfle while yazıyoruz. Daha sonra koşul ifadesi ve süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Bu araya işlem satırlarımızı yazıyoruz. Buradaki x'in değeri sıfırdan büyük olduğu sürece döngü çalışacaktır. Büyük değilse yani değeri false ise döngü çalışmayacaktır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Buradaki döngünün değeri ne arkadaşlar? Buradaki süslü parantezlerin arasında yani işlem bölümünde x'in değerini ya bir düşüreceğiz ya da bir artıracağız. Eğer bunu yapmazsak arkadaşlar buradaki döngümüz sonsuz işleme girer. Bir diğer döngümüz arkadaşlar do while. İlk önce küçük harfle do yazıyoruz. Sonra süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Bu araya bir işlem satırı yazıyoruz. Do while'i while'den ayıran en büyük özellik arkadaşlar. Koşul sağlanmasa dahi buradaki döngüyü bir kere çalıştırır. Yani şuradaki do'nun parantezleri arasında yazmış olduğum kod satırı arkadaşlar ilkin çalışacaktır. Daha sonra while yazıyoruz ve buraya da koşul ifade ettiğimizi belirtiyoruz. Buradaki koşul ifadesi de sağlarsa tekrardan döngü başa dönecektir. Şimdi kod sayfamızı açalım. Bunları detaylı olarak inceleyelim. While döngüsüyle başlayalım arkadaşlar. Açıklama satırına while döngümüzü yazdım. İlk önce bir değişken tanımlayalım. Var i eşittir. Başlangıç değeri 0. Küçük harflerle döngümüzü yazalım. Ve çıkan while yapısını seçelim bu parantezlerin arasına bir koşul belirtiyoruz. i küçüktür 7 olduğu sürece döngüm çalışsın. Parantezlerin dışına çıktım. Süslü parantezlerimizi açıp kapatalım. Bu araya işlem satırlarımızı yazacağız. 1'den 7'ye kadar olan sayıları toplayıp text içerisine yazdıralım. Bunun için yeni bir değişkene ihtiyacımız var. Var toplam eşittir. Bunda başlangıç değeri 0. Şuradan yazıyorum. Toplam değişkenim artı eşittir yukarıdaki i değişkenimiz. Neden artı eşittir? Bu bir atama operatörü. Toplamın içerisindeki değer ile i'nin içerisindeki değeri toplayıp toplam değişkenimi içerisine aktarmış olacak. Biz bu sayede buradaki sayıları üst üste toplayabileceğiz. Şimdi TextView'mize bir ID verelim. Tasarım sayfama geldi. TextView'i seçiyoruz. ID bölümünden yeni bir isim verelim. TextView. Kod sayfama geldim yazıyorum şuraya. nokta settext tırnak açıp yukarıdaki toplam değişkenimizi yazıyoruz. İlk önce dolar, sonra yukarıdaki toplam değişkenimiz. Şimdi arkadaşlar burada unuttuğumuz bir şey daha var. Eğer eğer biz buradaki i değerini bir arttırmazsak buradaki döngü hiçbir zaman bitmeyecektir. Yani buradan 7'den küçük bir değer sürekli olacak ve döngü sonsuza kadar çalışacaktır. O yüzden şuradan itibaren i'nin değerini 1 artırıyorum. Yani döngüm arkadaşlar sürekli döndüğünde şuradaki i'nin değeri 1 artacağı için en son buraya arkadaşlar 7 gelecek. 7 7'den küçük olmadığı için buradaki değer false olacağından döngümüz arkadaşlar çalışmayacak. Yani burada döngü bitecektir. Şimdi test edelim kodlarımızı. Evet arkadaşlar 1'den 6'ya kadar olan sayıları toplayıp 21 olarak sonuç verdi. Şimdi şuradaki kodları biraz yorumlayalım. İlk başta arkadaşlar i'nin değeri 0. Geldik şuraya koşul ifadesinin içerisine. 0 7'den küçük mü? Evet küçük. O zaman döngüye girdik. Buradaki toplama işlemini yaptı. Ve i'nin değerini burada 1 artırdı. Başlangıç değeri 0'dı. 1 artı artı 1 oldu. Geldik yukarıya tekrardan. Çünkü koşul sağlıyor. Bir yediden küçük mü? Evet. Koşul sağlandığı için tekrardan döngüye giriyor. Burada bir arttırdı ve bu şekilde devam ediyor. Ta ki arkadaşlar en son 6 değeri olduğunda geldik şuraya 6 küçüktür 7 mi? Evet döngüye girdi. Buradaki işlemi yaptı. Burada bir arttırdı. 6 değerimiz oldu 7. Peki 7 7'den küçük mü? Değil. O zaman arkadaşlar burası false olduğu için tekrardan döngüye girmeyecektir. Şimdi do while kullanımına bakalım. Şuraya yazalım açıklama satırına do while. Bunun için de bir değişken tanımlayalım. Var a eşittir. Başlangıç değerimiz 4 olsun. İlk önce arkadaşlar do yazıyoruz. Çıkan yapıyı seçelim. Buradaki parantezlerin arasına işlem satırını yazıyoruz. Text view'umuzun içerisine yukarıdaki a değişkeni yazdıralım. Set text tırnak açıp yukarıdaki değişkenimizi yazıyorum. A. Şimdi arkadaşlar biz do while kullandığımızda koşul sağlanmazsa dahi Buradaki do'nun içerisinde yazmış olduğumuz bu textview.settext kod satırımız arkadaşlar çalışacaktır. Daha sonra şuradaki parantezden itibaren while yazıyoruz. Ve buradaki parantezden arasında bir koşul belirtiyoruz. A değerimiz küçüktür 6 olduğu sürece döngüm arkadaşlar çalışsın istiyorum. Şimdi bunu emülatörde test edelim. Şurayı açıklama satırına dönüştürüyorum. Sadece şuradaki kodlarımızı test etmiş olacağız. İlk önce durduruyorum uygulamayı arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar ekranda herhangi bir şey yok. Bunun sebebi şu. Çünkü döngü sonsuz bir işleme girdi. Bizim buradaki A'nın değerini bir artırmamız lazım. Yoksa böyle sonsuz devam edecek. Şuradan itibaren A artı artı yapıyorum. A'nın değerini her seferinde bir artırmış olacak. Şimdi çalıştıralım. İlk önce durdurdum. Tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 değerini yazdı. En son geldi. 5 değerimiz 6'dan küçük mü? Evet, bu koşulu sağladı. Geldi şuradaki A'nın içerisine 5'i aktarmış oldu. Burada A'nın değerini 1 arttırdım, 5'ti 6 oldu. Peki 6 alttan küçük mü? Değil. Burada döngüyü bitirdi. Peki arkadaşlar şuradaki diyelim ki 4 değil de burası 7 olsun. Sizce döngümüz çalışır mı? Yani buradaki koşulu sağlamıyor. A küçüktür 6 değil. Bir test edelim. 7 yazdı. Neden 7 yazdı arkadaşlar? Ne demiştik? Du'nun içerisinde yazmış olduğumuz şuradaki şu kol satırı arkadaşlar döngüye girmeden bir kez arkadaşlar muhakkak çalışır. While döngüsü ve do while döngüsünün genel kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derslerimiz ile devam edelim.